Özgür Danışmanlık Konuşuyorum'u sunar. Altaş TV ekranlarından konuşuyorum programımızdan. Herkese merhabalar değerli izleyenler. Her salı olduğu gibi bu salı da yine ekranlarınızdayız. Tabii bu sezon ikinci bölümdeyiz. Konuşuyorum programında sanat, siyaset, spor, akademi birbirinden kıymetli konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Bugün de bizleri kırmayarak stüdyomuzda ağırladığımız, nazik kabulleri için de teşekkür ettiğimiz hem kıymetli dostumuz, arkadaşımız hem de süreci iyi yönetebilen değerli siyasetin de artık mutfağından gelen bir isim diyelim. Efendim MHP Şiş İlçe Başkanı Tuncer Yılmaz'ı ağırlıyoruz. Sevgili başkanımıza hem siyaseti, siyasetteki dünü, bugünü, yarını ve neler yapıyor diye hem genel seçim hem yerel seçimleri de soracağız. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de bir yoğunluktan dolayı. aynen trafik yoğunluk. Öncelikle Altaş TV ailesine sizin nezdinizde bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bütün ekip arkadaşlarımıza da ayrı ayrı hepsine teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Başkanım, sizinle konuşmalarımdan aldığım bilgiye göre daha önce bir canlı yayın deneyimi olmadı. Evet. Ama siz sadece işinizi siyasete odakladınız. Yani bir siyaseti yapalım. Medya işi tabii, yerel televizyonlar veya işte basın mensuplarıyla zaman zaman bir araya geldiniz ama canlı yayın muhabbeti çok da olmadı. Evet. Dolayısıyla ilk canlı yayın sizi tanıyarak başlamak istiyorum. Yani kendinizden bahseder misiniz biraz? Evet. 1977 Zonguldak doğumluyum. Aslen Karadeniz, Rize'den Giresun'a gelme ailemiz. Biraz karışık olabilir. aynen o şekilde ama Karadeniz'in tamamında şeyimiz var. O günün şartlarında biliyorsunuz insanlarımız sürekli göçebe halinde, ekmek peşinde. Tabii. Şehir şehir gezmişler. En sonunda İstanbul'a geldiler. Ticaretle uğraşıyorum. Evliyim. Bir tane kızım var. Birçok STK'da görev yapıyorum. İşte Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun yönetim kurulu üyesiyim. İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Karadeniz Vakfı'nda yönetim kurulu üyesiyim. Bir de Milliyetçi Hareket Partisi Şişli İlçe Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Tabii ki Türkiye gündemi de yoğun, siyaset de yoğun. Bu yoğunlukta elimizden geldiğince her şeye zaman ayırmaya, topluma faydalı her işe destek olmaya, yanında olmaya çalışıyoruz. Kolay değil. Aynen. Yoğun bir tempodasınız. Evet, başkanım, tabii mutfaktan geldiniz dedim. Siyaseti öte yandan STK'ları yalnız bırakmayan, ihmal etmeyen, koşturmacanın her daim yanında olan birisiniz ama biz siyasi bir figürsünüz. Dolayısıyla siyasete nerede ve ne zaman başladınız diye ufak bir girizgah yapmış olalım mı? Ne dersiniz? Evet, evet. Zaten orası çok şeydi. Yaklaşık 13-14 yaşlarındaydım. Yani 91'li yıllardı. Komşumuz vardı Abdullah Alemdar. Bugün öyle davet etti. O zaman Milliyetçi Çalışma Partisi dönemiydi. O dönem Milliyetçi Hareket Partisi ile tanıştım. Sonra bizim ocak, ocağın her kademelerinde görev yaptık, ülke ocaklarımızın. Akabinde Milliyetçi Hareket Partisi'nde devam ettik. Ve halen de MHP Şişli İlçe Başkanlığı'nı yürütmeye çalışıyoruz. Bir ara verdiniz, tekrar evet, siyaset. Evet. Siyaseti de tabii kalan zamanda yine sormak isterim. Yani bazen derler sanatçılar içinde sahneye çıktı mı, sahne tozu yuttu mu, daha geri bırakamazsın. Siyasette o zaman sormuş olayım başkanım. Siyaset nasıl bir şey? Yani size göre siyaseti soracak olursam nasıl tanımlarsınız? Şimdi siyaseti tanımlarsam bir de ekstra Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve ülke ocaklarını. Ülkücülüğü de konuşmak gerekiyor. Evet. Orada ayrı bir parantez açalım.
rahmetli başbuğumuzun ve genel başkanımız, liderimiz Devlet Bahçeli'nin de söylediği gibi bizim partilerimiz yok. Bizim dava arkadaşlarımız var. Dava ne alınır ne satılır. Biz bu şiarla yola, önümüze, yolumuza bakıyoruz. Ve bu minvalde hareket etmeye çalışıyoruz. Bu bir bayrak yarışıdır. Yoruluruz. Diğer arkadaşlarımız devam eder. Zaman zaman bizim de uzun süre aralarımız oldu. Ama tekrardan 2015'te 15 Temmuz'dan bir gün önce işte teşkilat başkanı olarak tekrar Yavuz Tellioğlu döneminde göreve başladım. 5 sene teşkilat başkanlığı yaptım. 2 yıldır da ilçe başkanlığı yapıyorum. Gerçekten bu bir aşk, bu bir sevda. Yani ülkücülük sevdası, ülkücülük da sevdası çok şöyle başkadır. De bir söz de söylendi aslında ziyaretlerimizde, programlarda. Herkes siyaset yapabilir ama herkes ülkücü olamaz dedi. Aynen. Doğru aynen, mudur? Doğrudur. Herkes siyaset yapabilir ama ülkücü olamaz. Ülkücülük beşikten mezara kadardır. Eskisi yenisi olmaz. Ülkücüyse Son kolay kolay da saf kadar değiştirme olmaz. Bize yakışmaz. Çünkü bizim hatıralarımız var, anılarımız var, gözyaşlarımız var. Çok ciddi mücadelelerden geçtik. Çok ciddi hareketimiz badeler atlattı. O yüzden bu hareketin üstüne kim oyun, tezgah kurarsa onun başına yıkıldığını biz zaman içerisinde hep gördük. Ve bunu hep yaşadık. Ve önümüzdeki süreçte de bazı arkadaşlar bunu görecekler. Temelleri sağlam atılmış bir parti ve uzun süreli Türkiye Cumhuriyeti'nde görevlerini yapacak. Aynen. Başkanım, biraz da ilçenize doğru gidelim. Yani açıkçası yakın zamanda sizi tanıdım. Gerçekten tanımaktan da onur duydum, gurur duydum, keyif aldım. Birkaç arkadaşımızın burada olduğunu da söyleyelim. Hakikaten cevval bir yönetime de sahipsiniz. Evet. Bu yönetimle birlikte gerek şahsınız gerek arkadaşlarımızla birlikte Şişli'de, MHP'de nasıl bir çalışmalar var ve neler yaptınız? Biraz onları dinleyelim mi? Evet. Biz 5 yıl teşkilat başkanlığının akabinde 2 yılı biraz geçti ilçe başkanı olalı. Biz yola çıkarken tüm arkadaşlarımıza söylediğimiz bir söz vardı. Bu sözde birlikte daha güçlü olacağız dedik. Durmayacağız, yılmayacağız, yıkılmayacağız ve başaracağız dedik. Yıldığınız anlar oldu mu? Seçimler atlattınız, yoğunluğunuz oldu. Evet, seçimler atlattık ama biz hiçbir dönem milletimize sandıktan çıkan iradeye hiçbir zaman karşı çıkmadık. Çünkü milletimizin ferasetine inanıyor ve biz sonuna kadar güveniyoruz. Dün olduğu gibi, bu az önce de başında da söyledim, bizim partilimiz yok, daha arkadaşlarımız var ve biz tabii ki iktidar olmak için mücadele ediyoruz. Ama bizim ana temamız önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışı olduğu için bu mihvalde hareket ediyoruz. Evet, tabii dediğiniz gibi çalışmalar var. Şişli'de dediğim gibi birçok alanda çalışmalarınız da olduğunu biliyorum. Evet. Buradaki çalışmaları biraz daha değerlendirelim. Tabii. Şişli'de 25 mahallemiz var. Şişli gündüz 4 milyonu bulan nüfusu, İstanbul'un hemen hemen her noktasına tek vasayette ulaşabildiğimiz, işte modanın ve tekstilin başkenti gibi düşünürüz. Şişli'de bütün kurumları ziyaret ederek başladık. Ekipler halinde bütün spor kulüpleri, bütün STK'larla ciddi diyaloglar ve temaslar kurarak yolumuza başladık. Yönetim kurulumuzu oluştururken de toplumun her kesimini temsil etmek maksadıyla toplumun her kesiminden, her bölgesinden, her yöresinden arkadaşlarımızı içimizde barındırdık. Özellikle gençlerimiz çok ciddi manada var. 22-30 yaş arasında çok ciddi yönetimimizde genç arkadaşlarımıza, özellikle bayan arkadaşlarımız, kadın arkadaşlarımız var. Kadın kollarımızı tekrardan ülke ocaklarından yetişme bir başkanımızla, hatta sizin hemşeriniz Ordulu
arkadaşımız, hemşire kendisi. Onunla beraber yola çıktığımızda şu an iddia ediyorum çok ciddi bir çalışma içerisindeler ve çok başarılıyız. Bunun meyvelerini de inşallah 2023 seçimlerinde alacağız. Takribi işte pandemi sürecinde denk geldi ilk senemiz. O zaman bizim bu ülkeye, bu millete bir sorumluluğumuz olduğunu idrak ederek bütün arkadaşlarımız da siyasetin dışında işte samimiyet ve sosyal sorumluluk alanında ilerlemek zorunda kaldık. Bununla ilgili de işte kanserde teşhis, tanı önemli. Çok ciddi hocalarımızla. Sosyal sorumluluk projeleri de yaptınız. Evet evet, çalışmayı. Çok ciddi şekilde yaptık. Çok ciddi hocalarımızla birlikte çalıştık. Akciğer kanseri, meme kanseri, işte pandemide, işte Ramazan'da diyetisyenlerimiz işte nelere dikkat edilmesi gerektiğini, nasıl yemeleri gerektiğini, işte obezitenin ciddi şekilde dünyada arttığı bu dönemde. Tüm konu, sektör, evet. Yani partinizde ya da ilçede diyelim, ağırlandı ve bilgilendirme toplantıları da yapıldı. Evet, bununla ilgili de en önemli konulardan bir tanesi de bu sosyal medya meselesiydi. İnşallah bu yakın zamanda da bununla ilgili paket yasa var. Sosyal medyanın çocuklarımızda yarattığı tehlike altında olabilir başlığı adı altında çok ciddi bir kitapçık hazırladık. Bunu da işte kaymakamımıza, müftümüze, ilçe emniyet müdürümüze, okul aile birliklerine, muhtarlarımıza anlatarak aileler nelere dikkat edilmesi gerektiğini, güvenli interneti nasıl kullanmaları gerektiği yönünde ciddi çalışmalar yaptık. Tabii ki pandemi dolayısıyla çok duyurulamadık ama sosyal medya üzerinden özellikle bunları anlattık. İşte orman yangınıyla ilgili nelere dikkat etmemiz gerektiğiyle ilgili işte çevre mühendisi arkadaşlarımız var hem yönetimde hem kadın kollarımızda. İşte o dönem orman yangınlarının yoğun olduğu dönemde, ilk başladığı dönemde hatta MHP çeşitli olarak bir kampanya başlattık. İşte 500 ağaç diktik, bağış yaptık ve bununla ilgili de ciddi yangın bölgesine gittik. Orada eldiven, maske, işte dumanın etkilenmemesi için yanık kremleri götürdük. Bunun dışında çok ciddi iftar programları yaptık. Yani ilk döneminde tabii ki şey yapamadık. Vatandaşlarımızla yüz yüze temas halinde olamadık ama Genel Başkanımız, liderimiz Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla bütün vatandaşlarımıza imkanlarımız dahilinde ulaşmaya çalıştık ve takribi 1200 ailemize temas ettik. Onlara bir nebze de olsa rahatlamalarını sağlayacak faaliyetlerde ve yardımlarda, desteklerde bulunduk. Pandemiyi atlattıktan sonra ciddi şekilde kadın kolları mahalle başkanlarımız yenileyerek, güçlendirerek, yönetimimizi güçlendirerek birçok mahallemizde programlar, üye katılım programları, sosyal faaliyetler yaptık. Bunun dışında adım adım 2023 il anlatma ve aydınlatma programları kapsamında genel başkanımız başladı ve devam evet, ediyor. Program genel başkanımızın talimatlarıyla başlayan program 81 ilimizde gerçekleşti. Akabinde tabii Şişli'de de biz salon programları işte STK'larımızla, muhtarlarımızla, kanaat önderlerimizle, vatandaşlarımızla buluştuk. Bunun dışında yine 2023 adım adım 2023 ilçe aydınlatma programları kapsamında tekrardan 81 ilin ve bütün Türkiye'deki ilçelerin gezilmesiyle biten programlarımız şimdi köy köy anlatmaya geçti. Tabii anketlere bakıldığı zaman nasıl görüyorsunuz? Ben ya anketçilere tekrardan anket yapıp yapmama konusunda son kararlarını tekrardan soruyorum. Gözden geçirsinler. Çünkü biz iktidar ortağı olduğumuz dönemde 99 seçimlerinde geçen il başkanımız Sayın Birol Gür Bey'in de başkana da selamlar. Evet, başkanımıza da çok selamlar, saygılar. Yaptığımız bir toplantıda 99'dan bugüne kadar işte seçim öncesi yapılan anketlerin ortalamalarını söyledi. İşte
10.3, 10.4, en fazla 10.7 MHP'nin gösterildiği ama 18.3 aldık. En son seçimde biliyorsunuz içimizden ayrılan siyasi partinin ayrıldıktan sonra 5 adayla birlikte söylenen Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili rakamlar 4-4.5'tu. Milliyetçi Hareket Partisi yine onları mahcup etti. Biz onları bugün 10 diyorlar. Üzerine bence 10 koyun. Çünkü %50 yanılma payları var. Biz onları 2023'te tekrar yanıltarak mahcup ederek 2023'te göreceğiz. İnşallah diyelim. Peki başkanım, sahaya indiniz, çalışmalar yaptınız. Az önce ifade ettiniz. Kadın kollarımız var, ev ev ziyaret ediyor. Bir de şöyle, mütevazi de olmamak lazım. Açıkçası bu anlattıklarınız belki çok özetin de özeti oldu. Bununla birlikte bir kitapta bastırdığınızı biliyorum. Evet. Daha yoğun. Evet. Biz de program biraz özet geçmeye çalışıyoruz ama bu ilk oldu. Bunun da devamı gelsin. Yani bence çok da güzel gidiyor. Peki sahada çalışmalar yaparken gerek başkanlarınız, gerek arkadaşlar vatandaşlarımızın tepkilerini, sizden dilekleri, talepleri nedir? Nasıl bir oradaki süreci gözlemlediniz? Bize anlatacaklarınız nelerdir diye dinleyelim. Şimdi biz yeni gezmiyoruz. Aşağı yukarı 2 senedir periyodik aralıklarla zaman zaman da ikişerli, üçerli gruplar halinde arkadaşlarımızla sahada geziyoruz. Yaklaşık kadın kollarımızla birlikte son 6 ay, 7 ayda 220 tane ev ziyaret ettik. Bir kısmına ben de katıldım bu programların. Her gittiğimiz evde vatandaşlarımızla konuşurken özellikle Şişli'nin en büyük sorunları, yumaklaşmış, büyümüş artık çözüm bulunamaz sorunları var. Bunların en başında işte ben ilçe başkanı olarak arkadaşlarımla ilçe tarım müdürlüğüne gittiğimde ilçe başkanıyım, hani bir eser yapalım, eser bırakalım. İşte bir alan gösterirseniz biz buraya ağaç dikelim dedik ilçe başkanlığımız olarak. Hatıra ormanı yapalım dediğimizde işte Şişli'de yeşil alan olmadığını, okul bahçelerine dahi olmadığını ve tüm birçok ilçe ağaç dikerken Şişli'de saksı dağıtıldığını anlattı. Bu çok acı bir şeydi benim için ve bunu toplumumuzun tamamından, işte sosyal belediyecilik anlayışının olmadığı, işte 25 yıldır Şişli'yi yöneten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni mazeret gösteren bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı kendisi bizi ziyarete geldiği zaman ona da aynısını söyledim. Artık mazeretiniz yok. Büyükşehir de sizin, Şişli de sizin. Sosyal donatı alanları da oluşturuyor. Şişli'nin mahkus talihini artık yenin, size 3 yıl süre verdiğimi söyledim. 3 yılları doldu. Artık konuşacakları, anlatacakları bir şey kalmadı. İşte vermiş oldukları sözler. Özellikle nelerdi başkanım? Toplumun, özetle yani aklınızda yani, olan yeşil alan söz verildi noktasını. De yapılmadı örneğin. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şişli'de 15 tane spor kulübü var. Modanın, tekstilin başkenti. Avrupa'yı bir şehir Şişli. Evet. Şişli'de maalesef bir tane futbol oynamaya elverişli stat var. Feriköy'ün stadı. 15 tane takımımız var bizim. Hangi birine Şişli çalışması için imkan tanıyorsun? Hangi birine çalışması için? İşte Mecidiye köyümüzün bir stadı var, küçük. Futbol oynamaya elverişli. Bir de Taksim Spor Kulübü'nün küçük bir sahası var. Onun dışında hiçbir kulübümüzün sahası yok. Ve bunun dışında aslında alanlarımız olabilirdi. İşte Maçka Parkı kullanılabilir. Ihlamur Kasım'ın orada bir şeyler yapılabilir. O kadar boğuldu ki Şişli, nefes alınmıyor. Deprem olsa Allah korusun enkazı kaldıramayız. Yangın çıksa itfaiyenin giremeyeceği alanlar oluştu. İmar sorunu ciddi şekilde Şişli'de var. İşte Kuştepe'de, İzzetpaşa'da, Yayla'da, yani Paşa'da insanlarımız gerçekten özel durumlarda dediğiniz gibi acil kurtarılma noktasında. Evet evet. Maalesef bununla ilgili işte sosyal belediyecilik anlayışını üç baş tiyatro oyunu zanneden Şişli Belediyesi'ne buradan ben tekrar daha söylüyorum. Şişli'mizin, ailelerimizin, komşularımızın
çocuğuyla gidebileceği bir sosyal tesis yok. İşte Kağıthane Belediyesi'nin mesela 6 tane sosyal tesisi var. İşte aileler gidiyor, kahvaltılarını yapıyor, öğlen yemeğini yiyor, çayını içiyor, kahvesini içiyor ve çok ciddi cüzi rakamlara yapılıyor. Ve Şişli'de bu yok. Maçka Parkı'nda yapılabilir ve biz birçok bununla ilgili alanlar tespit ettik. İşte İSKİ'nin yeri kaldırıldı biliyorsunuz. İSKİ taşındı, yer Büyükşehir'e geçti. Orada bir alan var. Maçka Parkı'nda birkaç tane sosyal tesis yapılabilir. Orada şahıs işletmeleri var bildiğim kadarıyla. Rızamur Kasım'da yapılabilir. İşte Mecidiyeköy'de ve diğer mahallelerimizde atıl parklar var. İşte 2 metrekare, 2000 metrekare, 3000 metrekare. Bunlar değerlendirilebilir ve en azından aileler az da olsa bir nefes almak için oralara inebilir. Çocuklarıyla oyun oynayabilirler. Çünkü çocuklarımız internet bağımlısı oldular. Evden çıkamıyorlar. Okul, ev. İşte yaz bitti, kışın oldu, çocuklar evden çıkamıyor. Ve aileler okula gidince bir nebze olsun rahatlıyor çocuklarının. Çünkü çocuklar evden dışarı çıkamıyorlar ve çıkıp oynayacakları bir alanları yok. Şişli'nin en büyük sorunlarından bir tanesi futbol takımları var 15 sene. Zannedersen Mecidiyeköy Spor Kulübü. Biraz da dediğiniz gibi spora adapte edebilmek, kötü alışkanlıklardan, gençliği de spora entegre ederek onlara da daha rahat hem sportif faaliyetlerin yapılması hem de kötü alışkanlıklarından kurtulması adına sporu ve sportif faaliyetleri de önemsiyorsunuz. Aynen aynen. Onun dışında Şişli'de mesela basketbol takımı, voleybol takımı, handbol takımı, atletizm, hiçbir alanda faaliyet gösteren bir spor kulübümüz yok. Bunların geliştirilmesi noktasında çok ciddi sorunlar var ve gittiğimiz her evde, her konuştuğumuz insanımızla bu sorunlar ve şikayetler üzere karşılaşıyoruz ve artık bir an önce üretken Milliyetçi Hareket Partisi belediyeciliğiyle Şişli halkını tanıştırmak ve onlara hizmet etmeyi bir onur, bir gurur sayıyoruz ve 2024 yerel seçimlerini bu yönden dört gözle bekliyoruz. Hazırlıklar var. Peki, tabii saha çalışmalarından bahsediyoruz. Sizin çalışmalarınız var. Dolayısıyla zaman zaman da tabii mecliste grubu olan siz ve sizin gibi partiler var. Meclisteki çalışmaları nasıl görüyorsunuz? Yani mecliste nasıl bir kararlar alınıyor? Sizlerin önergeleri, önerileri var mı? Ya da evet. Bu kararlar nereye gidiyor? Zaten şöyle, sen genel başkanımızın sık sık MYK toplantıları, il başkanlığımızı, il başkanları yaptığı toplantı ve il başkanlarımızın bize aktarımları var. Bu mihvalde biz de bürokrasimizde, yani Şişli bürokrasimizde, işte kaymakamımız, muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimizle birlikte istişareler halinde milletimizle ortak yaşadığımız, ortak gördüğümüz sorunları ve sıkıntıları rapor haline getirerek il başkanlığımıza, il başkanlığımız üzerinden de genel merkezimize iletiyoruz. Bu noktada da sağ olsun Cumhur İttifakı'nın bir menfaat birlikteliği, bir çıkar birlikteliği olmadığı için sorunlar bir an önce iletilip çözülmeye çalışılıyor ve bunlarla ilgili ciddi yasalar çıkıyor. İşte internetle ilgili ben bununla ilgili daha önce bir rapor hazırlamıştık. İnternette gençlerimizin işte 9 ile 15 yaş arasındaki çocuklarımızın internette karşılaştığı tehlikelerle ilgili bir rapor hazırlamıştık. Bunu da genel başkanımıza, işte genel merkezimize sunmuştuk. Bununla ilgili çalışmalarımız vardı. O yüzden Cumhur İttifakı'nın uyumu bu noktada çok iyi. Sorunlar ortak bir havuzda toplanıp mecliste günü geldi mi konuşulup milletimizin yararına ne varsa çıkarılmaya çalışıyor. Özetle menfaat Şişli vatandaşı üzerine ise, Şişli ise mecliste evet. Hep birlikte topyekun evet deriz tabii, ya tabii, da onun tabii, adına imzamızı atarız diyorsunuz. Kesinlikle. Az önce konuşmalarınızda da Cumhur İttifakı'ndan da bahsettiniz. Tabii mecliste bir grubu temsil eden ve bu süreci de götüren birisiniz. Cumhur İttifakı'nın gerçekten omurgasını oluşturuyorsunuz.
Bu ittifakla ilgili biraz konuşalım mı? Biraz genele doğru gidelim. Ne dersiniz başkanım? Olur, yani olur. Şöyle, ben çok kıymetli buldum. Çok rahat gidiyor. Spontan bir program ama konuşmalarınız da kıymetli bizim için. Biraz Cumhur İttifakı'nı genel olarak, yerel olarak değerlendirelim. Ne dersiniz? Tabii ki biz Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla 15 Temmuz gecesi tankların önüne çıkan iradenin kurduğu ve iki saygıdeğer genel başkanın bir araya gelip Türk milletinin çıkarına, Türk milletinin menfaatine bir birliktelik ortaya koydular. Bu birliktelik Türkiye'nin bir parlak geleceğe ulaştırma hususunda sahip olduğumuz sorumluluklar bilincinde boyutunun davasıdır. Çünkü biz bu ülkeyi karşılıksız seviyoruz. 2023 yılında bir yanda Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla kutlayacağız. Diğer yanda Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri seçimini birlikte yapacağız. Ve kaldığımız yerden Cumhur İttifakı 2028 yılına kadar devam edecek. O yüzden bizim bu noktada hiçbir tereddütümüz yok. Tabii bu biraz genel merkez seviyesinde, il başkanlığı seviyesinde konuşulması gereken konular. Biz memnunuz. Bir uyum içerisindeyiz. AK Parti İlçe Başkanımızla sürekli istişareler halindeyiz. Ortak akılla, ortak kanaatlerle hareket ediyoruz. Bütün arkadaşlarımıza da söylüyoruz. 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan mecliste de Güçlü Milliyetçi Hareket Partisi için vatandaşımızın kapısını çalıyoruz ve destek ve dualarını istiyoruz. Çok da olumsuzluklarla karşılaşmıyoruz. Tabii seçim süreci, evet. Siyaset biraz farklıdır. Evet, evet. Başkanım, seçim sürecine doğru girdik. Tabii sahalarda tüm partilerin çalışma içinde olduğunu biliyoruz. Bu seçim özellikle, yani 2023 ve sonrası, hem genel hem yerel seçimler, gençler bu konuda çok önemli rol oynuyor. Evet. Kimi zaman deriz, yani hep gençlerimizi konuşuruz. Önemli rol oynuyor, Z kuşağı diyoruz. Biraz gençleri konuşalım mı? Yani seçimde önemli rol oynayan gençlere dair neler söylersiniz? Biz gençlerimizi kuşaklar ayırmıyoruz. Bizim evet, Z vatanda kuşağı demeyelim diyorsunuz. Yok, Z kuşağı demeyelim. Biz de bir zamanlar aslında çocukluk ve Z kuşağıydık. Evet. Valla bizim genel başkanımız... Ümit varız gençlerimizden, çok şeyler söylüyoruz. Gençlerimizden çok umutluyuz. Evet. O noktada bir problemimiz yok. Bizim bildiğiniz üzere ülkü ocaklarımız var. Türk milletinin onuru, gururu ve 57. alayıdır. Biz de oralardan yetiştik. Burada milyonlarca ortaokuldan üniversiteye kadar olan gençlerimiz var. Milyonlarca gençlerimiz var. Bunlar zaten orada Türk milletinin geleceğiyle ilgili, Türk milletinin yarınlarıyla ilgili yetiştiriliyorlar. Tarih bilinci, ezanı hür, bayrağı hür bir ülke için var güçleriyle. İşte onların da çok ciddi sosyal sorumluluk projeleri de var. İlk Ocakları Genel Başkanımızın, Ahmet Yiğit Yıldırım'ın başlatmış olduğu çok güzel projeler var. Gerçekten İlk Ocaklarımız çok ciddi bu yönde faaliyet gösteriyor. Bunun dışında bizim de işte az önce söylediğim gibi ilçe teşkilatımız, yani yönetimimizin yarısı 22 ile 30-35 yaş arasında. Yani ana yönetimin bile, evet evet, gençleştirildiğini de söylediniz. Onu gençleştirdik. Sağ olsun bütün arkadaşlarımız genç, çok nitelikliler. Toplumun her kesimini temsil edecek seviyede ve toplumun her kesiminden arkadaşlarımız var. Kadın kollarımız hakeza öyle. Çok ciddi bir yapı oluşturduk. Sağ olsunlar çok çalışıyorlar, çok gayret gösteriyorlar. Hatta sizi boş durdurmuyorlar, beraber evet, evet. Ev ev ziyaretler de yapıyorsunuz. Çok çok ziyaretler yapıyoruz, çok çok güzel programlar yapıyoruz. İşte ilçede arada Arge bölümümüz var, hatta sizin hemşehriniz orada. İşte çevre mühendisi bir arkadaşımız var, diğer arkadaşlarımız var. Arge bölümümüzde sürekli önemli günler, haftalar, aylar ve Türkiye'nin değişen gelişen meselelerle ilgili hazırlıkları projenin. Ben inanıyorum ki her bir arkadaşım birbirinden kıymetli ve yarınları, Türkiye'nin yarınlarını
oluşturma yolunda, o mücadeleyi verme yolunda çok ciddi öndeler ve ilerideler. Ben önlerinin, yollarının, bütün Türk gençliğinin, Türkiye'nin geleceği olan Türk gençliğinin gerçekten çok iyi seviyede ve çok iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Bu yüzden gençlerle ilgili de tabii ki projelerimiz, programlarımız var. Bunları önümüzdeki süreçte işte hazırladığımız programlarla daha çok ön plana çıkaracağız. Çünkü takribi 5-5,5 milyon yeni seçmen var. Evet. Olacak. Bu arkadaşlarımızla ilgili hem ülke ocaklarımızın hem bizlerin hazırladığı programlar dahilinde bir araya gelip neler yapabiliriz'i konuştuk. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde de bunların faaliyette geçirip işte parti programımızda da inşallah yakında seçime doğru çıkar. Orada da Türk gençliğinin her şeyin iyisine layık olan bu milletimizin evlatlarının daha iyi eğitim alabilmeleri, daha iyi yaşayabilmeleri, daha çok üretebilmeleri için ne gerekiyorsa parti olarak, biz ilçe olarak yapmaya hazırız ve her daim yanlarındayız. Zaten bir dönemde Ülke Ocakları Başkanlığı yaptığınız için evet. Gençlerin derdini evet. iyi analiz eden, iyi değerlendiren birisiniz. Evet. Ya biz inanın Ülke Ocakları'nda bugünleri anlatırken 20 sene, 25 sene evvelden, 30 sene evvelden bugünleri anlatırken bize gülüyorlardı. Ve bu anlattığımız şeyler, yani adam geliyor diyor, siz diyor bundan başka bir şey konuşmuyorsunuz. Vatan, millet, bayrak. Biz diyoruz ki Diyarbakır'da işte Sayın Genel Başkanımız ne mutlu Türk'üm diye ne dedi? Edirne'deki arkadaşımız da aynısını söylüyor. Biz her zaman söylüyorum, yine söylüyorum. Bizim partilimiz yok. Dava arkadaşlarımız var. Ve biz inandığımız dava uğruna gerekirse seve seve bu millet için canımızı vermeye hazırız. Ve bütün arkadaşlarımız da bu uğurda ölmeye hazırlar. Yani işte ülkücülük geleneği dedim ya başkanım. Evet, yani evet. Kolay değil bu evet. süreci yönetmek. Dolayısıyla 2023 seçimlerine doğru da adım adım gidiyoruz. Sizin de az önce mottonuzda vardı, çalışmalarınız vardı. 2023 seçimlerine doğru gidecek olursak çalışmalarınız ve o durumu, seçimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi seçimi ben bir sıkıntı olduğunu, olacağını görmüyorum, öngörmüyorum. Çünkü neden görmüyorum? Az önce de dediğiniz gibi anketlere de bakmıyoruz. Biz sahadaki geri dönüşler bizim için önemli dediniz. Hem geri dönüşler bizim için önemli hem de onların anketleri bir veri ortaya koyuyor. MHP'yi 9-10 bandında gösteriyorlar. 8-9 o bantta gözüküyor. Üzerine %100 koyun. Çünkü geçmişten aldığımız dersler var. Önümüzde tanılar var. Bu yüzden biz anketlere asla inanmıyoruz ve güvenmiyoruz. O sadece bize bir gösterge. Küçük bir gösterge, küçük bir ayrıntı. İşte Sayın Genel Başkanımızın başlattığı Sivas'ta, Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan, hatta ikincisinde Bursa'da ben de oradaydım. Ve o coşkuyu, o heyecanı, o kalabalığı, işte Genel Başkanımızın moralinin, bütün arkadaşlarımızın, dava arkadaşlarımızın o gülümsemesi, tebessümü ve heyecanı dosta, güven, düşmanı. Zillete korku verdi. Ve bunun etkileri işte hala duyuluyor. Eğer ki onların dediği gibi olmuş olsa, işte şu adayla kazanırız, bu aday, daha adayları ortada yok. Programları yok. Birbiriyle alakası olmayan 6 tane parti, 6 artı 1 bir de masanın altında var. Altılı masa için. İşte altılı masa. Bu bir seçim yatırımı devamlılığı noktasında nesin bir düşünceye sahipsiniz? Bu şu biz yerel seçimler öncesinde, hatta burada bazı partilere şunu söyleyeyim. İşte Gürsel Tekin çıktı, işte bakanlık verebiliriz. Bazı Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri bu mihvalde konuşmalar yaptı. Hatta Pervin Buldan çıktı, dedi ki bizim sayemizde o koltuklarda oturuyorsunuz. Biz de dediler. Görev istiyoruz aynen, dediler. Aynen Abdullah Öcalan'a Selahattin Demirtaş'ın kahvaltı şeyini reddetmeyen talebini reddetmeyen bir hanımefendi var. Şimdi tablo bu. 6
Bir de altı var. Masanın altı var. Şimdi birbiriyle hiç uzaktan yakından... Siz yedincisiyle ortak diyebiliyor musunuz? Yani kesinlikle. Şahsınız. Şimdi onu söylüyordum. Biz yerel seçimler öncesinde sosyal medya hesaplarımızdan sevgili Şişli halkı kimler oy verdiğinizi biliyor musunuz dedik. Neden? Neden dedik? İşte şu kişi terörle iktisatlı partilerden gelme olduğunu söyledik. Çünkü her belediyede birer ikişer tane meclis üyeleri var, başkan yardımcıları var ve Şişli'de bu yaşandı. Biz üç kişiyi söylemiştik. Meclis üyesi listesinde ikisi başkan yardımcısı oldu. Ve biri operasyon yapıldı, evinde aramalı yapıldı, cezaevine girdi ve Sayın Muammer Keskin'in yaptığı bazı açıklamalar var. Sosyal medya ve televizyonlara düşen HDP ile alakalı söylemleri var. Bunlar bakanlık konusunda işte aman aman yapıp alttan da belediyede müdürlükleri paylaşıyorlar. İşte belediyelerin, işte Mersin'de son yaşadığımız mesele, belediye başkanının danışmanıydı zannedersem, terörle iktisatlı olduğu için tutuklandı. Ve bunun gibi birçok yerde bu hadiselere rastlıyoruz. İşte CHP'nin İstanbul İl Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti tweetleri duruyor. İsterse 10 sene, 100 sene önce atsın o tweetleri. Bunu inkar etmediği sürece o tweetler günceldir. Ben yaptım dedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti katil değil, seri katil dedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ermenilere soykırım yapmıştır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi. Ve bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasaları hanımefendiye ceza verdi. 3 yıl 6 ay bir ceza verdi ve onun genel başkanı. O bizim kale komutanımızdır. Bütün vekilleri İstanbul İl Başkanlığı'na davet etti. Ve onun söylediği sözlere sahip çıkmış oldu. Aynı zamanda işte Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yapan diğer paydaşları hanımefendi de Kemal Bey diyor ki Selahattin Demirtaş neden içeride? Ya daha ne yapması gerekiyor? Daha ne yapması gerekiyor Selahattin Demirtaş'ın içeri girebilmesi için? Soros şu. Neden içeride? Bana oy verirseniz dışarı çıkaracağım. Sesini çıkarmıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına olan milli menfaatlerimiz noktasında hep aleyhte duruyorlar. Neden Azerbaycan'da ne işimiz var? Suriye'de ne işimiz var? Libya'da ne işimiz var? Orada ne işimiz var burada? Türkiye'nin 3 tane nefes alanı var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kafkaslar'da, Balkanlar'da ve Orta Doğu'da var olmak zorunda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ayakta durabilmesi için, güçlü olabilmesi için dün olduğu gibi bugün de ayağa kalktı artık Türkiye. Eski Türkiye yok. Tok yapıldı, araç üretiyoruz. Bir kulp taktılar. İHA'lar oldu, SİHA'lar oldu. Onlara 40 tane kulp taktılar. Nükleer santral yapılıyor. Ona yapıyorlar. Havaalanları yapılıyor. Köprülere hayır diyorlar. Gaz buluyoruz. Yok bilmem ne diyorlar. Yani milli meselelerin hiçbirinde bu milletin yanında olmuyorlar. Olmadılar da. Keşke gönüllülerdi ki onlar da bu birlikteliğin içinde olsun. Biliyorlar ama muhalefet etmek için mi oradalar? Yok. Nasıl görevleri o olduğunu düşünüyorum artık. Çünkü bu ülke bizim. Bu bayrak bizim. Bu ezan bizim. Bak biz şunu söylüyoruz. Biz sporu tartışalım, sanatı tartışalım, ekonomiyi tartışalım ama ay yıldızlı bayrağımızı, üniter devlet yapımızı, başkent Ankara'mızı, anayasamızın 4 maddesini tartışmayalım. Değişmeyen, tartışılamayacak değerlerimiz var. Değerlerimiz var. Burada da ortak bir payda da bir arada olmak gerekir. Olmak gerekiyor. En büyük paydamız üniter yapımız. Ay yıldızlı bayrağımız, anayasamızın 4 maddesi. Bunun dışında işte siz program yapıyorsunuz.
Başka bir programcıyla siz o daha iyi, o daha iyi, bunu tartışabiliriz. Ama bu bizim kırmızı çizgimiz. Biz bunu tartışamayız, tartıştırmayız. Kimse bunu tartışamaz. Çünkü 1996 yıllarında bir yaşlı amca Samsunlu böyle yakama yapıştı. Dedi ki ne olacak bu memleket? 14 yaşındayım. Biliyor ülke ocaklarında olduğumuzu. O zaman yine bu terör vesaire vesaire. Ben de ne diyeceğimi şaşırdım. Vallahi dedim bize böyle bıraktınız. Nasıl bu hale getirdiyseniz bize söyleyin, biz ona göre düzeltelim. Şimdi biz de evlatlarımıza böyle bir ülke, böyle bir hayat yaşatmayalım ve onlara daha iyi bir gelecek sağlayalım. Daha mutlu, daha güvenli bir ülke bırakalım. Bizim bütün meselemiz burada geleceğimize bu. Tabii dair çalışıyoruz. Geleceğimize dair çalışıyoruz. Yoksa onun dışında biz her dava arkadaşım benim, ilçe başkanlarımın tamamı olsun. Ya dün neysek bugün de aynıyız. Dün neredeysek bugün de oradayız. Dün ne yiyorsak bugün de aynısını yiyoruz. Yani işte çocukken hepimiz Karadenizliyiz. İşte fındığımız var, tütünümüz var, çayımız var. İşte köylere gidiyorduk. Bir masa etrafında yere oturup yer sofrasında bir çorbaya kaşık atıyorduk. Kara lastiğimiz vardı. Yokluk var adı. Ben o döneme yetiştim. Yani onun sonunda. Onları gördünüz. Onları gördüm. Onları yaşadık. Şimdi benim kızım 8 yaşında. Allah bağışlasın. Tableti var, interneti var, telefonu var. Her şeyi var. Teknolojiye tamamen ulaşabiliyor. Her şeye ulaşabiliyor. İşte okula gidiyor, geliyor. Biz o dönem ne zorluklarla bugünlere geldik. Biz üç erkektik. İşte tanker gelirdi, su sırasına girerdik. Ben hep şey yapar, ortancaydım ya. Ufak gitsin, abiler de o gitsin, o derdi, o gitsin. Hep böyle yaşadık. Evet. Böyle gördük biz. Allah'a şükürler olsun. Allah vatansız, bayraksız, devletsiz, anasız, yarsız koymasın kimseyi. Bunu görüyoruz. Suriye'de gördük, Irak'ta gördük, İran'da gördük. Yani birçok alanda bunu yaşadık, gördük. Bizim son bir şey daha söyleyeyim. Bizim alacak anamız, dulumuz, yetimiz, öksüzümüz kalmadı. Bu teröre verdiğimiz canlar, evlatlar artık içimizi acıtıyor. Biz terörle müzakere değil, son terörist yok edilinceye kadar mücadeleyi bugün Cumhur İttifakı bu iradeyi gösteriyor. Bu yüzden de hem Sayın Cumhurbaşkanı'na, hem İçişleri Bakanımıza, hem Dışişleri Bakanımıza, Sayın Genel Başkanımıza bu noktada çok teşekkür ediyorum bir vatandaş olarak. Ve bunu sonuna kadar bütün vatandaşlarımız çok memnun ve bunu destekliyorlar. Özetle siyaset yapılabilir ama yine yinelemekte fayda var. Amasız, fakatsız, lakinsiz devlet, vatan ve bizim anayasamıza bağlı devletimize, milletimize sahip siyaset yapılsın. Gerisi tabii ki eleştiriler olabilir. Aynen aynen. Ama kırmızı çizgilerimiz de belli diyorsunuz. Tabii seçime doğru giderken, yani programımızın da sonuna doğru gidiyoruz. Peki artık sona doğru gelirken sizler de şöyle bir çalışma içerisindesiniz. Her partinin kendine göre hem bir sloganı hem bir çalışması var. Sizde de ne dediniz? Aday belli, karar net. Net. Evet. Ve çalışmalar devam ediyor. Evet, evet. Sizin de bununla birlikte bir çalışmanız var mı ilçeye dair, ya da bu söylem üzerinden gidelim öncelikle. Sonrasında ilçede de sizin bununla ilgili bir projeniz var mı? Var. Biz zaten adayımız belli. Adayımız belli, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyorsunuz. Kararımız da bu konuda net. Net. Çünkü amasız, lakinsiz, fakatsız, çıkarsız ve menfaatsiz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Cumhur İttifakı'nın yanında ama aynı mecliste zamanda. Mecliste de güçlü Milliyetçi Hareket Partisi, güçlü temsil edilen bir Milliyetçi Hareket Partisi'ni arzuluyor, istiyoruz. Ve bu yönde çalışmalarımız var. Bu yüzden de biz aslında mahalle gezilerimizi yapıyoruz, programlarımızı hazırladık. İşte bir mahallelerde yemekler verdik. Bazı mahallelerimizde üye katılımlar yaptık. Sürekli zaten sahadayız. Sürekli ilçemize geliş gidişler çok yoğun şekilde devam ediyor. 6 Kasım'da inşallah Allah nasip ederse aday belli, karar net programımız olacak. Üye katılım programımız olacak. 6 Kasım'da. Evet. Cevahir Otel'de. Nasıl bir program bu? Nasıl bir program içerisinde yapılıyor? Nasıl bir etkinlik diyelim? Biraz açalım mı? Şöyle
Şimdi çeşitli siyasi partilerden istifa edip bize gelen ve ilk defa üye olan vatandaşlarımızla hem seçim startını vermek açısından hem işte Şişli'yi Cumhur İttifakı'nın zayıf olarak görüldüğü, zannedildiği ilçelerden bir tanesi. Burada asla bunun böyle olmadığını, dosta güven olarak, düşmana da korku olarak vermek adına yapıyoruz. Zaten bu geleneksel hale geldi. Her yıl yaptığımız aslında bir program. Bunun dışında mahallelerde ve diğer kurumlarda yaptığımız mahalle toplantılarımız, ev ziyaretlerimizin dışında Cevahir Otel'de Meclis Başkan Vekilimizin katılacağı, İl Başkanımızın katılacağı, işte büyük STK temsilcilerimizin genel başkanlık seviyesinde, işte toplumun her kesiminden iş adamı, muhtarlarımız, spor kulüplerimiz, STK'larımızın da içinde olacağı programımız 6 Kasım'da orada güzel etkinliklerimiz olacak. İşte Kafkas halk oyunları olacak. İşte parti faaliyetlerimizle ilgili görsellerimiz, paylaşımlarımız olacak. İşte o disiplin, o hiyerarşi, o heyecanı, o coşkuyu, o gözlerdeki ışıltıyı hep beraber orada inşallah sizde bekliyoruz inşallah Altaş TV ailesi olarak şahsınızda. Katılacağız inşallah. Davet edildiysek aynen. Biz de orada olmaya çalışırız. Göreceğiz ve akabinde de üye katılım programımızı gerçekleştirip seçim startını tamamen vermiş olup 2023'ün hazırlıklarını var gücümüzle sokak sokak, ev ev, sıkmadık el, çalmadık kapı, bırakmayacak şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz inşallah. Hem programlarımıza davet edelim 6 Kasım için, hem de sona doğru geliyoruz. Ülkücü Camii'ye, seçmeninize, yan sahaya, Şişli'ye ve ülkeye mesajlarınız vardır. Biraz toparlayıp veda edelim. Evet. Geçen sosyal medya hesaplarımızda da paylaştık. Asırlardır tarih sahnesinde türlü oyunlarla mücadele eden kutlu bu milletin fertleri olarak 2023 lider ülke Türkiye şiarıyla Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru yürüdüğümüz bu yolda 50 yıllık şerefli mazisiyle Milliyetçi Hareket Partisi olarak Şişli İlçe Teşkilatı olarak çağrımız önce ülkem ve milletim diyen her kardeşimize, çağrımız paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok diyen her vatan evladınadır. Çağrımız birliğe, dirliğe ve kardeşliğedir. Şimdi çağrım sana. Gel hep birlikte büyük Türkiye'yi 2023 yılına taşıyalım. Biz birlikte Türkiye'yiz. Bunu sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Bütün dava arkadaşlarımıza, bütün vatandaşlarımıza tekraren çağrımız odur. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. 2023 lider ülke Türkiye yolunda gelin, adayımız belli, kararımız tamam, net evet. Diyelim ve Cumhur İttifakı'nı Sayın Cumhurbaşkanımız ve mecliste güçlü MHP'yi iradesini ortaya koyup Allah'ın izniyle yolumuza devam edelim. Çalışmak bizden takdir, milletimizden. Milletin vereceği her karara saygımız var ama asla şüphemiz yok. O yüzden söylenecek çok söz yok. Çok şeyler var. Aslında şu an için çok şey yok. Aday belli. Karar net. Net diyelim. Bu arada tabii Ordu Kanalı olması sebebiyle sizin yol arkadaşlarınız var, hemşehrilerimiz var. Onların da tek tek isimlerini saymak istemiyorum. Arkadaşlarımızın selamları var. Aleyküm selam, ben de. Sevgili Çetin
Şişli'de oturması evet, bile. Çetin Akgül'ün sevgiler. Başkanımı sıkıştırma diyor. Sevgili Çetin Akgül, siyasetin içinde bunlar olmalı değil mi? Tamam ama giren terler. Evet. Değil mi? Terlemesi lazım. Ben de vallahi her sene aşağı yukarı Karadeniz ziyaretleri yapıyorum. Ordu Spor'un maçına da gitmiştim. Son final maçıydı. Evet. Ona da gitmiştim maalesef. Berabere bitmişti beklenti, o maç. Evet. İnşallah beklenti bu olmadı. Sezon diyelim. Ordu Spor'un gerçekten birincilikte olması büyük şehir olarak. Ordu gerçekten çok güzel bir yer. Karadeniz'in her tarafı ayrı güzel ama. Konuyu buraya doğru getirmek istemiyorum ama memleketten ziyade daha çok Ordu'ya gittiğinizi de biliyorum. Evet, evet, çok biliyorum. Ordu'yu nasıl buluyorsunuz? Vallahi Ordu şimdi gençken tatil anlayışı ve şey anlayışımız çok farklı. Ege Akdeniz. Şimdi insan belirli bir yaşa geldiği zaman o toprakların hasretini ve özlemini çekiyor. Evet. Yani benim tatil anlayışım daha fazla zaten, doğada kalmak evet, istiyorum. Evet evet. Aslında kendi yöremizde evet tatil anlayışımız değişti. Şimdi bana diyorlar ki nereye gidelim? İşte, Rize'ye gidelim. Uzungöl'e gidelim. İşte Ordu'ya gidelim. İşte Zonguldak'a gidelim. Kastamonu'ya gidelim. Yani tatil ve şey anlayışımız da çok değişti artık. Yani doğduğumuz, büyüdüğümüz topraklarda gerçekten her tarafı ayrı güzel. Bir de küresel ısınmadan dolayı artık Karadeniz'in Marmaris'i oldu Ordu. Gerçekten çok muazzam bütün herkesin de Ordu'yu. Evet, bunu Giresun'u. Sizden de duymak ayrı bir güzel ama evet, evet. Tabii bu yaz biraz memlekette kaldık. Akın akın gelen evet, evet. Hem yerli hem yabancı turistlerin olduğunu da biliyoruz. Evet, evet. Maşallah daha da iyi olacak inşallah. O bölgeler gerçekten çok güzel. İnşallah herkesin gezip görmesinde. Aynen aynen. Süviyeti bozmadan gerçekten Ordu Büyükşehir'de belediyemize çok iyi hizmetler etmiş. Çok güzel. Diğer belediyelerimizde yani Trabzon'da güzel. Giresun'da gerçekten çok güzel. O yüzden hep Karadeniz bölgesini ziyaret etmelerini ve oraları mutlaka her vatandaşımızın en az bir kere görmesini gidip tavsiye görmesin. Ediyorum. Evet başkanım renk kattınız. Konuşu yorumşu diyoruz. Konuyu aldık. Yorumları da kıymetli yorumlarınızla siz tabii aldık. Siyaseti hem yereli hem geneli konuştuk. Renk kattınız. Bizi kırmadınız. Nazik buradaki ziyaretiniz hem evet olurlarınızla birlikte. Çok teşekkür ediyoruz. Vallahi biz teşekkür ederiz. Sizin şahsınızda Altaş TV'ye onun ve kıymetli çalışanlarına çok teşekkür ederim bize bu fırsatı verdiğiniz için. Bizim kanalımız, evet. Bizim televizyonumuz. Her daim. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Size de çok başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Başarılarınız da daim olsun inşallah. Sizi de takip ediyoruz. Bütün arkadaşlarımızla birlikte. Bize düşen ne varsa yanınızdayız başkanım. Teşekkür ederim. Evet, programımızın sonuna geldik. Sevgili başkanımıza ve arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Sponsorumuz Özgür Danışmanlık, Özgür Balta'ya teşekkür ediyoruz. Haftaya yine kıymetli bir konuğumuzla karşınızda olabilmek ümidiyle esen kalın. Özgür Danışmanlık konuşuyorumu sundu.